Üf ya, göya sihir sitesi. Burada işe yarar bir tane bile sihir yok. Çilek, sen hala internette misin? Evet abla, işim var, çıkamam. Bak yine o sitelere girdiysen çık. Sonra virüs bulaşıyor, bilgisayarım kilitleniyor. Abla ne yapabilirim? Benim aradığım şeyler o sitelerde. Bana bak, yoksa sen öğretmen Türkçe dersinde sihirli büyülü masallar yazın dedi diye uyduruyor musun? O sitelere girip fal falan mı bakmaya çalışıyorsun? Ay abla saçmalama, ben deli miyim her gece her gece falıma bakayım? Sihirlerimi geri aldığımda geleceğimi öğrenmeme gerek kalmayacak ki. Kay bakayım biraz. Niye? Nasıl sihirler arıyorsun ben de bakayım. Ya zaten uykum kaçtı, aklım bilgisayarımda, çökerteceksin diye korkuyorum. Söyle nasıl sihirler arıyorsun? Sihir bozma sihiri arıyorum. Hı? Şöyle bir masal yazdım. Mutlu bir aile var. Bu ailede anne Piri, baba Fani. Bunların da 3 tane çocukları var. Hayatları çok güzel giderken bu periye eskiden karşılıksız bir şekilde aşık olan erkek peri yıllar sonra ortaya çıkıyor. O perinin yüzünü alıp onun yerine başka birinin yüzünü veriyor. Bu masalı sen mi uydurdun? Çok acayip. Evet, maalesef çok acayip. Ama ben önce böyle bir masal uydurabildim. Şimdi bu masala bir final bulmam lazım. O erkek perinin yaptığı sihiri bozup anne perinin yüzünü geri vermeliyim. Yani masalın kahramanı küçük kız böyle istiyor. İşte ben o sihri arıyorum. Madem bu kadarını uydurmuşsun, bundan sonrasını da uydur. Kafadan bir sihir at. Kız o sihri yapsın, annesinin yüzünü geri alsın, masal da mutlu sonla bitsin. Olmaz! Bu sihir gerçekten nasıl yapılıyor onu bulmam lazım. Her şeyin uydurma olmasını istemiyorum. Vallahi böyle sihir bozma sihri var mıdır bilmiyorum. Ben böyle şeylere pek inanmam. Ama eğer varsa da milyon tane sitede bir sürü sihir büyü yazar. Hangi birisine bakacağız? Hem ne zamana bu ödev? Kaç günden beri uğraşıyorsun? Öğretmeniniz ama uzun zaman vermiş. Aslında hemen bitirmem lazım. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Bana bakıyorsun. Şimdi söylesem çok acayip kaçabilir. Boş ver. Söyle söyle. Ben yabancı değilim. Şeyi düşünüyorum. Nasıl oluyor da sen ve Betüş ikiz olabiliyorsunuz? Yani gerçekten bazen aklıma takılıyor. Ailede herkes beyaz ama bir tek sen farklısın. Hayatım ben sana bunu daha önce anlatmadım mı? Yani ilk tanıştığımızda birazcık bahsetmiştin. Şöyle hayal meyal hatırlıyorum. Deden senin gibiydi galiba değil mi? Ben dedeme çekmişim. Peki hiç fotoğrafı var mı dedenin? Ben hakikaten çok merak ediyorum. Tıpatıp senin gibi mi? Yok. Zaten dedemi ben de hiç görmedim. Sen doğmadan mı ölmüş? Öyle sayılır. Hayatım, bir soru sordum. Yani biz doğmadan, hatta annemle babam evlenmeden önce ölmüş. Olsun. Yine de bir resmi olması gerekmez mi? Hatıra canım. Anneannene bir sor. Bir tane al ve sakla. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Uf, Yavuz nereden çıktı bu konu şimdi? Affedersin tatlım ya. Yani hiç tanımadığın, hatta hayatta hiç görmediğin biri hakkında konuşmak üzme zannediyordum seni. Kusura bakma, kestim. Sihirli sabahlar. Efendim? Günaydın demek istedi babası. Kızımız kreşte arkadaşlarıyla böyle yeni bir kelime oyunu bulmuş. Değil mi Toprak? Hı hı. Aa, çok şekermiş. Hoşuma gitti. O zaman arada sırada ben de kullanırım. Sihirli sabahlar Toprak. Toprak, biliyor musun? Sen de annenin dedesine çekmişsin. Biliyorum, ben de bir kere anneme neden siyahız diye sormuştum ama o dedeme çekmiş dedi ve ismini söylemedi. Aa, sahi? Bana da söylemedin. Söyleyemem. Niye? Yavuzcuğum, bu bizde bir aile geleneğidir. Ölenlerin ismi söylenmez. Ayrıca bu mevzu çok uzadı. Hem beni üzüyorsunuz hem de kahvaltı yapmamız lazım. Hadi. Şşş, tamam, hadi bu konu kapandı. Tamam.
anneyi üzmüyoruz. Doğru kahvaltı ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.